Merhaba arkadaşlar. Bugün Tinkercad'i tanıttığım serimin 3. bölümündeyim. İlk bölümde ana yüzünü tanıtmıştım Tinkercad'in. 2. bölümde burada gördüğünüz evi yapmıştık. Şimdi de masa, sandalye, üstüne de tabak koyacağım. Öyle bir set yapacağız. Yeni tasarım oluştur diyorum. Çalışma alanımız geldi. Şimdi ben normalde buradan çok fazla şekil var. Ama bunlara çok fazla gerek yok. Ben onları kullanmıyorum. Hepsini buradaki temel şekillerden oluşturabiliyoruz zaten. Biraz büyütelim. Şöyle. Şuradan biraz sağa doğru kaydıralım. Bu şimdi benim sandalyemin ayağı olacak. Kenarlarından tutarak küçültüyorum. Kaça kaç olsun? 5'e 5'lik olsun. Şöyle. 5 yazalım buraya da. Tamamdır. Şimdi bunun biraz boyunu uzatalım. Küçültelim. Şuradan ana görünme geliyorum. Yok, biraz fazla büyütmüşüz. Tamam, iyi bu kadar. Şimdi bu ayağı burada gördüğünüz yerden çoğaltıyorum. Şöyle götürüyoruz. İyi bu kadar. Burada gördüğünüz ne kadar sağa sola hareket ettirdiğimiz. Burayı sıfır yapıyorum. Şu an tam aynı hizadalar. Şimdi ben bunu şöyle birleştireceğim. İlk başta rengini değiştirelim. Kahverengi yapalım. Sonra bunları da birleştirelim. Şimdi de bunu çoğaltalım. Ve bu şekilde yeter bu kadar. Tamamdır. Bunlar ayaklarımız oldu. Şöyle hepsini birleştirelim hatta. Tamam. Geri sağda gördüğünüz oka mouse'umla basarak açabiliyorum. Şimdi de sandalyemizin oturma kısmını yapacağım. Şimdi bunun genişliği kaça kaç olmuş? 35'e 36 bunu sonra düzeltirim boyutunu. 35'e 36. Yapalım 35'e 35 yapalım. Tam bu kısım ayakların üstüne geleceği için tam onlarla aynı boyutta olmalı. Şimdi şu ayakları da 35'e 35. Tamamdır. Şimdi şu bizim bu alt koyma yerimize yukarı doğru çıkartıyorum ama bu biraz kalın olmuş. Şöyle biraz inceltelim. İyi bu kadar. Tamamdır. Ama şimdi bu hizalı mı değil mi tam emin olamadım. Bu yüzden bunu bir hizalayacağım ben. Bunu böyle alıyorum mouse'umla. Sol klik yaparak ikisini de seçiyorum. Sonra bu şekilde ortalıyorum. Ve şimdi ortaladı. Şu an bunlarla ayaklar aynı hizadalar. Çok fazla bu özelliklerini ben detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Onları daha önceki bölümlerde anlatmıştım. 1. 2. bölümde. Şimdi gerekli olan şeyleri anlatacağım. Şimdi bunu şurada tutalım. Şurada gördüğümüz ok işaretiyle döndürüyorum. Şuraya 90 derece yazalım. Ay 900 yazmışız. Tamamdır. Şimdi bunu hizalayalım tam. Buraya gelecek. Biraz sol. Tamamdır. Evet, tabelamızın, sandalyemizin arka koyma kısmı da oldu, sırt koyma kısmı. Şimdi hepsini birleştirelim. Yine seçiyorum mouse'umla ve bunları birleştirelim. Ama hepsi aynı renk olduğu için buradan çok renkli yapıyorum. Ama birleştirdikten sonra bunların renklerini tek olarak değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Hepsini ayrı ayrı yapamazsınız. Eğer picture değiştirirseniz bunu bu şekilde ayırıp tekrardan basarak rengini değiştirebilirsiniz. Ama bence bu renkleri iyi. Şimdi ben bu sandalyeden 4 tane yapayım diyorum. Basıyorum sandalyeme ve çoğaltma tuşuna basıyorum. Ayrıca klavyedeki ok tuşlarına basarak da bu şekilde ayırabilirsiniz. Mouse biraz daha hızlı hareketler için, ama klavyedeki oklar daha böyle daha hassas hareketler için. Tam oldu bu. Şimdi bu ikisini birleştireceğim ve bunu çoğaltacağım. Bu arada şöyle dışında kırmızı çizgiler görebilirsiniz. O yükleniyor anlamına geliyor. O birazdan geçiyor. -180 yazalım. Tamamdır. Şimdi bu arası iyi oldu bence, bu uzaklık. Ya da biraz daha açalım şöyle. Ana görünüme gelelim. Bence bu mesafe güzel oldu. Şimdi bu sandalye takımını birleştirelim. Bir saniye. Tamamdır. Şimdi şu araya bir tane masa koyacağım. Yine masanın da ayağı için. Bunu böyle ortalarına koyuyorum. Masanın ayağı biraz daha büyük olsun. Bir 8'e 8'lik olsun. 8 iyi ya. 8. Bu kısmı da 8 yapalım. Evet. 8'e 8'lik hazır. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi biraz zaman geçti, çok fazla işlem yaptığımız için kırmızı çizgiler vardı, artık yok oldu. Onlara çok kafanızı takmayın. Dediğim gibi geçiyorlar. Şimdi şunu şu şekilde koyalım. Ama aynısından bir tane daha çoğaltmak istiyorum. Ve bu şekilde masanın ayaklarını da hazırlıyorum. Bu şekilde getiriyorum biraz. Tamam, ama bunları biraz uzatmam gerekiyor. Kaç olsun? İyi bu şekilde. Kaç yapmışım? 39. 39 tamam. 39 yaptık. Şöyle birleştirelim şu ikisini. Birleştir. Ve ikisini de aynı renk yapmak istediğim için birleştirdikten sonra da renklerini değiştirebiliyorum. Bunları da kahverengi yapalım. Uyumlu olsunlar sandalyeyle. Şimdi de masanın üst kısmını yapacağım. Ama ondan önce masamızın dengeli bir şekilde durması için şu şekilde biraz daha küçültelim. Bu şekilde etrafına ayakçıklar koyacağım. 90 diyelim. Şöyle sola. biraz getirelim. Tamam. Bakalım tam olmuş mu? Olmuş, güzel olmuş. Ve bir daha bastığımda bakın gördüğünüz gibi buraya gelecek döndürmüş olarak. Buraya da aynı şekilde. Ama bu biraz daha yanlış bir yere geldi. Böyle düzeltelim. Şöyle ya da biraz daha getirelim. Tamam oldu. Şimdi şuradaki ayak kaldı. Tamam. Oldu ayaklar. Ayaklar da kırmızı olsun. Ama şimdi ben bunu tekrardan bununla birlikte yapmak istemiyorum. O yüzden bunu ayıracağım. Şuna silelim. Şu kahverengi yapalım. Ve bunu şu şekilde birleştirerek çoğaltacağım. Birleştiriyorum. Çok renkli yapıyorum tabii ki. Sonra da bunu çoğalta basarak çoğaltıyorum. Bu şekilde tamamdır. Ayaklar hazır. Şimdi de masamızın üst kısmını yapacağım. Bu şekilde hazır oldu. Ana görünüme geçelim bu şekilde. Şimdi bir tane daha kare alacağım. Bunu inceltiyorum, ince olsun. Hatta cam olsun bizim masamız. Şöyle hafiften yukarı doğru çıkartalım. Şunu mesela eğer orantısı yapmak istiyorsanız bunun yüksekliğine bakıyorum. Basarak 39. Bunu da yukarı doğru çıkarma yüksekliğinde 39 yapıyorum. Ve bu şekilde. Şimdi şu arası mesela bakalım. Ara ne kadar olmuş? Şunları birleştirerek bakalım. Bu şekilde birleştirelim. Ve bakalım arası ne kadar olmuş. 96 olmuş o zaman. Bunu da biraz daha büyütelim. 96 değil de 100 yapalım biz bunu. Tamamdır. Bu şekilde yerleştiriyorum ortalayarak. Tamam. Biraz kenarlara doğru büyüteceğim. Bu şekilde. Biraz daha şöyle büyük olsun. Masamız cam olsun demiştim. Şöyle mavi alıyorum. Cam rengi ve şeffaf diyorum. Bakın masamız cam oldu. Şu an cam masamız tamam. Üstüne bir de tabak yerleştirelim. Bu şekilde alacağım. Aynısından bir tane daha almamak için şunu. Şöyle yapalım. Ve bu boyutu iyi aslında. Şuradan da biraz küçültelim. Tamamdır. Ortalayalım bunu şimdi. Oldu mu? Oldu. Şimdi böyle daha kaselerin içi çukur olduğu için biraz daha o görüntüyü vermeye çalışacağım. İçini çukur yapacağım. Ve bu içine koyduğum ikinci şekilde şurada gördüğünüz delik yapacağım. Bunu yaptım ya. Şimdi ikisi iç içe. Bu şekilde seçiyorum. Ve birleştirdiğimde bakın bunun içi gördüğünüz gibi altı delik olmadı biraz yukarı doğru çektiğim için. Ama aynı zamanda bu şekilde verdim. Bu geri al tuşuna basarak geri alıyorum. Ve yukarı doğru çekiyorum. Biraz daha çekelim. Tamamdır. Tabii çok büyük olduğu için şu şekilde yapalım. Tabaklar genelde beyaz olduğu için şöyle beyaz rengi seçelim. Tamam oldu gibi. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun etrafına çatal bıçak koyacağım. Ya da bunun içine kaşık koyayım. Şundan alarak. Biraz küçülteceğiz. Bir yapalım hatta. Çok küçük olmasın. Tamam. İyi oldu. Tamam, güzel oldu. Bakıyorum. Şu yüksekliği biraz fazla olmuş. Tamam oldu. Bunu gri yapalım. Böyle hani demir olsun. Demir çelik olsun. Bu şekilde orayı yaklaştırıyorum kameramı. Sol taraftaki küple. Ve bunu biraz yukarı doğru çekmek istiyorum. Tamam, biraz sağa doğru çekelim bakalım. Olmuş. Tamamdır ama bu biraz uzun olmuş sanki. Şimdi biraz bunu büyütmem gerekiyor tabii. Bu şekilde biraz da küçültelim. Tam yukarıdan bakmak istiyorum. Tamamdır. Aynı hizada olmuştur. Bunu biraz küçülteceğim. Tam boy değil. Şimdi şundan çoğaltacağım. Küçük olduğu için tıklaması da zor. Haliyle. Tamamdır. Şimdi kaç tane çoğaltacağız? 1, 2, 3. 3 tane. 3 olacak ve yanmasına 4. Tamamdır. 1, 2, 3, 4. 4 kere çoğalttım bunu. Tabii boyutlarda değişiklik yapacağız. 90 derece döndürelim. 90. Tamam. Bunu biraz yukarı doğru çekelim. Evet. Bakalım olmuş mu? Olmuş gibi ya böyle. Daha çok hani Minecraft gibi böyle yuvarlağımız değil de hani Minecraft'ta çatıl olsa onun gibi bir şey yaparım böyle. Karelerden, küplerden, dikdörtgenlerden. Tamam. Aslında çoğaltmaya gerek yokmuş ya şunu. 2 kez çoğaltalım. Şöyle ortalayalım 2 kez. Biraz bilmem gerekiyor. Aslında daha güzel gözüküyor. 2 kısımda. Daha güzel gözüküyor. Şuna bir tane yaklaştıralım. Evet, tamam oldu. Çatalımız tabii şurada bir tane daha. Çaldığım için. Şunu sileyim. Tam çatalım hazır. Kaşık da yapalım. Kaşık için şunun gibi bir şeye ihtiyacımız olduğu için üst kısmı için bunu çoğaltacağım. Küçülteceğim tabii. Bu şekilde bunu da gri yapalım aynı şekil. Ve şundan alalım, çoğaltalım. Ve sağa doğru götürelim. Az kaldı. Diğer taraflara yapmaya uğraşmayacağım. Kısım bitsin. Çoğaltacağım hepsini. Tamam. Çatal kaşığımız hazır. Şimdi bunları bir seçelim. Bu şekilde yaparak. Evet, seçtim. Bu şekilde olacak. Şimdi bunu seçtik, birleştiriyorum ve çok renkli yapıyorum. Tamamdır. Şimdi de bunu diğer çatalla birleştireceğim. Arkadaşlar, görmediyseniz bunun bir şeyi var. Mesela bunu böyle yapıyorsunuz ya, hangisini almadığını görebiliyorsunuz. Sadece şunu almamış, bir de şunu sapını almış. Sonra bunu geriye basıyorsunuz ve Onları da seçmek için şu şekilde kare yaparak en rahatı şunu şöyle yapacağım. Sonra seçeceğim bunları. Bu şekilde. Tamam. Bakalım. Hepsi olmuş mu? Bakıyorum. Tamam, hepsi olmuş. Şimdi bunu da eski haline getirtelim. Tamam, oldu. Ve çatal bıçakları şimdi çoğaltacağım. Basıyorum. Bir. Bunu en sağa getirtelim. Evet, oldu. Sonra bundan da bir tane daha çoğaltıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde 180 yazalım buraya. Eksi 180. Tamam, oldu. Bunu da buraya getirtelim. Evet, oldu. Şimdi bunu çoğaltalım. Ay, yanlış şey çoğalttım şuna. Basalım, bunu çoğaltalım. Bu şekilde. Bakıyoruz. Tam olmuş. Evet, oldu arkadaşlar. Bunu da hazırladım. Şimdi çatal, kaşık ve tabaklarımız hazır. Ayrıca bakın gördüğünüz gibi sandalyeleri ve masayı da hazırladık. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi kaydetmeyi göstereceğim. Buradan gönder diyoruz. Şuradan bu tuş var gördüğünüz gibi. İndirme tuşu yer olarak indir diyor. Ve şu an bu indirilenlerimi indirdi. Tabii bunun görüntüsünü de değiştirelim. Bir de mesela şöyle yandan çekerim. Görüntüyü çekiyorum. Tamam, mesela bu ikisini şimdi kaydettim. İndirilenlerimi. O videoda anlatacaklarım bu kadar. Daha başka işte villa gibi, havuz gibi daha başka şeyler de yapacağım. Onlarda başka tabii şekiller kullanacağız. Onlara da nasıl yapılacağını göstereceğim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zilini çalmayı unutmayın. Hoşça kalın.